Bundan önceki ayet-i kerimede Cenab-ı Allah'ın Allahü Teala'nın Hazreti Meryem'e ihsan ettiği büyük nimetlerin Cenab-ı Hakk'ın ihsanları karşısında hayret içinde kalan Allah Allahü Teala Hazretlerine şükürle mukabelede bulunan Zekeriya Aleyhisselam ne kadar mübarek ne kadar bereketli ve kutsi bir makamda olduğunu hissetti tabiatıyla. Cenab-ı Hak demek ki burada her zamankinden ve her yerde olandan farklı tecellilerde bulunuyor diyerek Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'ne dua etti. Burası bir dua vakamıdır. allah Teala buraya bir kutsiyet ihsan etmiştir, bir bereket lütfetmiştir. Onun için bunu değerlendirmek lazımdır diye düşündü. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ve Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. Estaizu billah bismillah hunalike daa zekeriya rabbe kâle rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibe inneke semi'u dua ya Allahü Teala'nın basireti açık huşyar huzur ve agahi içinde olan kulları gönlü uyanık olan kulları böyledir bu fırsatları hiçbir zaman sebketmezler bu, bu, fırsatları fevt etmez, kaçırmazlar el, ellerinden. Bu nimet, bu ihsan her zaman tecelli etmez diyerek hemen orada bu fırsatı değerlendirerek Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyor. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam. Hünalike orada. Yani Meryem Aleyhisselam'ın ibadet ettiği mübarek mihrapta. O sayısız rızıkların beklenmedik bir takım ikram ilahinin tecelli ettiği yerde Zekeriya aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dua etti. Hünalike daa Zekeriya Rabbe. Orada Zekeriya Rabbına dua etti. Niyaz etti. Kale Rabbi hebli milledün kezürriyeten tayyibe. Ya Rabbi sen kendi katından bana temiz bir zürriyet ihsan eyle. Temiz bir nesil lütfeyle ya Rabbi diyerek Cenab-ı Hakk'a dua etti. İnne kesemi semi'e'u'd-du'a. Ya Rabbi sen duaları işitirsin. Kullarının dualarını işiterek onların gereğini ihsan edersin ya Rabbi diyerek Cenab-ı Hakk'a yalvardı, dua etti Zekeriya Aleyhisselam fenadethul melaiketu ve yusalli fil mihrabi o mihrapta namaz kılarken ayakta namaz kıldığı sırada melekler ona seslendiler ya işte bu harikulade olaylar kendi şartları içerisinde birbirini takip ederek birbirinin peşi sıra tecelli ediyor. Melaike i kiram hitap ettiler, nida ettiler, seslendiler Hazreti Zekeriya aleyhisselama. Dediler ki: "En Allah bi Yahya." Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Yahya isimli bir, o, bir oğlun olacağını Cenab-ı Hak sana haber veriyor. Senin bir çocuğun olacak ismi Yahya. Musaddikan bir kelimetim minallahi Allah tarafından bir tek kün kelimesiyle olmuş, harikulade olarak vücut bulmuş olan İsa aleyhisselamı tasdik eder. Onun Allah'ın seçkin kullarından ve rasullerinden birisi olacağını haber veren, tasdik eden bir peygamber olarak bir nesil olarak Yahya'yı sana müjdeliyor Allah. Ve seyyiden son derece üstün vasıfları ve meziyetleri hasletleri dolayısıyla önderlik insanlara devamlı surette insanlara pişva olacak onlara yol gösterecek rehberlik edecek özellikle ve hususiyette bir insan olan bir peygamber olan Yahya'yı müjdeliyor Cenab-ı Hak sana ve seyyiden ve hasuran kendisini bütün mevcudiyetiyle Allah'a vakfetmiş. Kendisi her türlü çirkinlikten, iffetsizlik ve hayasızlıktan uzak, bütün varlığıyla kendisini Allahü Teala'nın yoluna adamış bir insan. Hasur aslında gücü olduğu halde aslında her türlü meyil gücü, her türlü iktidarı olduğu halde şehvette ve her türlü nefsani arzularıyla meşgul olmayan insan manasında hasur. Kendisini her türlü nefsani ve şehvani duygulardan arındırmış o duyguların tesirinden kurtularak Allahü Teala'ya teveccüh etmiş, yönelmiş insan demek hasur. Ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen minez salihin ve salihlerden bir peygamber olan Yahya'yı sana müjdeliyor. Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyuruyor ki Ennallâhe yübeşşiruke bi Yahya musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen minez salihin. Ya Yahya aleyhisselamın sıfatlarını sayıyor Cenab-ı Hak. Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Nedir o Yahya'nın özellikleri? O Yahya'nın özellikleri nedir? Evvela kendisinden sonra gelecek olan İsa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ın nübuvvetini, İsa Aleyhisselam'ın Allah katındaki kıymetini tasdik edecek. Önderlik ve rehberlik vasfı olan dünyadan elini eteğini çekmiş, şehvani duygulara tamamen res çekmiş, veda etmiş bir insan, Onlarla alakasını kesmiş bir insan ve aynı zamanda salihlerden, Allah'ın sevgili kullarından bir peygamber olarak dünyaya gelecek Yahya'yı Cenab-ı Hak sana müjdeliyor, haber veriyor diyor ayet-i kerimede. Cenab-ı Zülcel Hazretleri Yahya aleyhisselamın geleceğini müjdeliyor Zekeriya aleyhisselama, babası Zekeriya aleyhisselama. Tabi Hazreti Zekeriya mihrapta Cenab-ı Hak'tan böyle kıymetli bir nesil, bir zürriyet talep etmişti ama bu duasının bu şekilde hüsnü kabul görmesi, Allah katında makbul olması tabiatıyla onu teaccübe düşürdü. Çünkü maddeten ve zahiren bu duanın kabul edilmesi aslında pek mümkün görülmüyordu. Beşeri güçler muvaciyesinde bu duanın gerçekleşmesi mümkün değildi ama Cenab-ı Hak isterse her şey olur. Bütün zorluklar asan olur. Kolay kolay hale gelir. Cenab-ı Hakk'a Zekeriya Aleyhisselam dua etti, nida etti. Dedi ki, Kale Rabbi enna yekunu li gulamun. Ya Rabbi benim nasıl çocuğum olur? Benim nasıl bir çocuğum olabilir? Ve kad belaganiyel kibaru. Bana yaşlılık iyice ulaştı geldi. Ya Rabbi ben çok yaşlandım. Son derece ihtiyar, pirifani hale geldim ya Rabbi. Ben yüz yaşını geçmiş bir insanım ya Rabbi. Ben bu kadar yaşlanmış bir insan olarak benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Ve emraeti akir. Hanımım da üstelik artık çocuk yapma özelliğini kaybetti. Kısırdır. Hanımım çocuk doğuracak özellikte de değildir ya Rabbi. Böyle olduğu halde ben bu kadar yaşlıyken, hanımım da kısır iken, nasıl benim çocuğum olabilir diyerek Cenab-ı Hakk'a nida etti, yalvardı. Dua etti. Kâleke Allahu yef'alû mâ yeşâ. İşte Allah böylece dilediğini yapar. Cenab-ı Hak isterse, olur. Olmaz denilen, imkansız gibi görünen şeyler bile olur hale gelir. Allah'ın iradesi yeter ki tecelli etmiş olsun. Cenab-ı Hak isterse, irade ederse olmayacak hiçbir şey yoktur. Her şey olur. Her şey gerçekleşir, mümkün hale gelir. Allahü Teala'nın istediği iradesiyle olmayacak herhangi bir şey tasavvur edilemez. Kâle Rabbi cealli âye. Ya Rabbi benim bu duamın gerçekten kabul edilip edilmediği konusunda bana bir işaret ihsan eyle ya Rabbi. Bir alamet, bir işaret göreyim ki ben hakikaten bu işaretle bana senin tarafından ihsan edilecek, edilecek bu nimetin bana geleceğini aynel yakîn, gözlerimle görmüş ve müşahede etmiş olayım ya Rabbi dedi ya Zekeriya aleyhisselam. Kale ayetuke ella tükellimen nase selasete eyyamin illa ramza. Senin alametin, işaretin, bu duanın kabul edildiğinin belirtisi insanlara bazı işaretler dışında hiçbir şey söyleyememendir, konuşamamandır. Konuşma kabiliyetini kaybedeceksin. Sadece düşüncelerini, isteklerini bir takım işaretlerle, remiz yoluyla anlatabileceksin insanlara. Remzen işaret ederek insanlarla anlaşacaksın, ihtiyaçlarını onlara söyleyeceksin. Vezkur Rabbeke kesiran. Rabbını çok zikret çok an. Ve sebbih bil aşi vel ibkar. Rabbını hem akşam vakti hem de sabah erkenden Allah'ı an. Aşi zeval vaktinden itibaren güneşin batıya doğru meyletmesinden itibaren akşama kadar geçen zaman manasında aşi. ibkar da sabah erkenden olan zaman demek. Sabah, akşam ve sabah Rabbını tesbih et. Rabbının yüceliğini, büyüklüğünü te terennüm et. Onu söyle. Cenab-ı Hakk'ın büyüklük ve azametini diline virdeyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Virde zebanın olsun. Allah'ı tesbih etmek senin için bir vazife olsun buyuruyor. Sebbih bil aşiyyi vel ibkar. Akşam ve sabah Allahü Teala'yı tesbih et. Tesbih etmek Allah'ın her türlü noksan sıfattan münezzeh olduğunu, her türlü üstün ve yüce sıfatlarla muttasıf olduğunu, Allah'ın büyüklük ve azametini ifade etmek demek. Cenab-ı Hakk'ın insanlara, kullara, fanilere benzemediğini düşünmek demek. İslamiyet'te tenzih ve tesbih akidesi var. Tesbih demek Allah'ı tenzih etmek demek. Allah'ı kulların aciz, ve zavallı sıfatlarından münezzeh olarak kabul etmek demek. Müteal varlık olarak, yüce varlık olarak Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü bütün mevcudiyetinle kabul etmek manasına. Allahü Teala'yı aslında bütün mükevvenat tesbih ediyor. Ve in min şeyin <laughs> illa yusebbihu bihamdi. lakin la tefkahuna tesbihahum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki hiçbir şey yoktur ki Allahü Teala'yı tesbih etmiş olmasın ama siz onların tesbihini anlamıyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya Allahü Teala ve Tekdes Hazretleri işte insanlara, sevgili kullarına, peygamberlerine şuurlu tesbihi emretmiş. Düşünerek ve muhakeme ederek, tefekkür ederek Allah'ın büyüklüğünü, azametini devamlı dillerine dilleriyle, gönülleriyle anmalarını istemiştir Cenab-ı Hazretleri. İşte şükür olarak da Allah'a hamd olarak da müminler Cenab-ı Hakk'a tesbih edeceklerdir. Nimetler karşısında Allah'ın nimetlerine şükrederken diğer taraftan da Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin yüceliğini, asametini beyan edeceklerdir. Bu suretle Allah'a kulluk vasifesini hakkıyla yerine getirmiş olabilirler. İşte ya Zekeriya aleyhisselam o mübarek makamda dua edince Cenab-ı Hakk'a yalvarınca allah Teala onun duasını kabul etti ve ona ilerlemiş yaşına rağmen bir çocuk müjdeledi. Yahya aleyhisselam gibi seçkin bir nesil onun üstün vasıflarını da Cenab-ı Hak beyan etti. İşte bu suretle Yahya Aleyhisselam'a ahir ömründe sahip olmak suretiyle Hazreti Meryem radıyallahu anhanın ibadetgahı olan mabet maka ibadet yeri olan mabedinde yaptığı bu duanın mükafatını gördü Zekeriya Aleyhisselam ve Allahü Teala Hazretlerine de bundan dolayı duasının kabul edilmesinden dolayı zikrü tesbih etmesi kendisine emredilmiş oldu. Ve ne güzel işte Allahü Teala kullarına ihsan ediyor ve bu ihsanın karşısında nasıl teşekkür etmeleri icap ettiğini de onlara en güzel şekilde talim ediyor, öğretiyor Cenab-ı Hak.